Bülent Kuşoğlu 2014 yılı bütçesini değerlendirirken bütçenin büyük bölümünün faize gittiğini ve gelirlerin büyük bölümünü de çalışanların vergilerinin oluşturduğunu ileri sürdü. Bütçe yükü yine vatandaşta aslında bütçe sonuçta bir kaynak dağılımı ile ilgili bir şeydir, yöntemdir. Yani kimden alıp kime vereceğinizi de bu şekilde belirlersiniz, uygularsınız. Bu sene yine ağırlıklı olarak çalışan kesimden vergiler toplanıyor. 348 milyar liralık bir vergi gelir var. Bunlar ağırlıklı olarak çalışan kesimden toplanacak. Yani dolaylı olarak Türkiye vergi yapısı maalesef hala çarpıktır. Dolaylı vergilerle, ücretlilerden alınan vergilerle bu 348 milyar liralık vergi toplanıyor ve çeşitli kesimlere aktarılıyor. Bu sene bize iletilen taleplerden özellikle atama bekleyen öğretmenlerin, emeklilikte yaşa takılanların, ondan sonra Tarım Bakanlığı ile ilgili çalışanların ve şu anda devlette çalışan emniyet hizmetlerinde, Maliye Bakanlığı'nda özellikle çalışan birçok memurun beklentisini karşılayamadığını görüyoruz. Birçok kişi atama bekliyorlardı. Taşeron olarak çalışan, 4C'li olarak, sözleşmeli olarak çalışanların kadroya geçmesi beklentileri vardı ama bu bütçe maalesef onu önemli ölçüde karşılayamayan bir bütçe oldu. Dediğim gibi ağırlıklı olarak gelirler de, bütçe gelirleri de, vergi gelirleri de çalışanların üzerinde bir yük gibi görünüyor. Evet. Harcamalar tarafına bakınca da aynı şekilde ağırlıklı olarak son yıllarda en önemli kalem Milli İstihbarat Teşkilatı ve Emniyet'in artan harcamaları. Ben bakıyorum, öyle bir tablo çıkardım geçmişten beri. Mesela daha önce 0.20 olan bütçe içerisindeki payı Milli İstihbarat Teşkilatı'nın 2006 yılında şimdi 0.24'e ulaşmış. Emniyetteki harcama artışı ise daha enteresan. 2002 yılında 2,5, %2,5 bile olmayan 2.48 olan emniyet harcamalarının payı şu anda 2014 bütçesiyle 3.79'lere doğru gidiyor. 16 milyar 557 milyon liralık bir emniyet bütçesi var. Emniyet bütçesi payı artıyor. Bu neyi gösterir? Yani Milli İstihbarat Teşkilatı ve emniyetin payının artması, askeri harcamalarda bir miktar kısıntıya gidiliyorsa da iç güvenlik giderlerindeki artış çok enteresan. Tabii ki bunu vatandaşımıza bırakıyorum yorumlanmasına. Sayıştay raporlarının da kendilerine eksik geldiğini söyleyen Kuşoğlu, halk harcamaları denetleyememiştir diye konuştu. Geçen yıl ve ondan önceki sene Sayıştay raporları gelmedi. Mevzuata göre gelmesi gerekir. Hem bu sene geldi. Bu sene 146 rapor geldi. Bunların 42'si yanlış hatırlamıyorsam merkezi idareye ait. Yani bakanlıklara, yargı kurumlarına ait raporlar. Bu merkezi idareye ait olan raporların hiçbirisi görüş bildirebilmiş değil. Yani bunlar da çalışabilmiş değiller. Yani mevzuata göre şu anda 5018 sayılı ve 6085 sayılı Sayıştay Kanunu geçerli. Bu 5018 sayılı kanun mali yönetimi ve Sayıştay Kanunu'na göre hazırlanmış hiçbir rapor yok. Bu merkezi yönetimle ilgili. Hazırlanan bazı raporlar var. Onlar eski mevzuata göre hazırlanmış, göndermiş. Ama onlar da Sayıştay denetçilerinin gönderdiği raporlardan farklı gönderilmiş. Çünkü Sayıştay Başkanlığı onları Sayıştay raporu haline getirirken önemli ölçüde kısmış. Mesela 200 sayfalık bir raporu 5-10 sayfa haline getirmiş, bize göndermiş. Yargıya intikal eden bazı konular var. Onları meclise göndermemiş. Onları gerek görmemiş göndermeyi. Bazı hususların gönderilmesini gerek görmemiş. O zaman biz hiçbir şeyden meclis olarak haberdar olamıyoruz. Halkın bütçe hakkını kullanmak mümkün olmuyor. Dolayısıyla da çok büyük bir eksiklik var. Burada Maliye Bakanlığı ile Sayıştay'ın zamanında oturup yapması gerekenleri yapmamasının da payı büyük. Sayıştay raporlarının bu şekilde gelmesini, göstermelik olmasını, Sayıştay denetiminin olmamasını, halkın harcamaları denetleyememesini tabii ki eleştireceğiz. Çok da haklıyız. Bu yönden
maalesef Erdoğan hükümeti Cumhuriyet döneminin en kötü örneğini vermiştir.